Herkese merhabalar. Ellerimiz neden soyuluyor? Bu ellerdeki soyulma varsa nedenleri nelerdir? Bunlar merak edilen bir konu. Ve biz de bu ellerin soyulma nedenlerini, tedavi metotlarını size anlatalım diye bu videoyu yapmaya karar verdik. Ellerimiz bazen soyulabiliyor. Normalde de soyulabiliyor. Neden soyulur? Eğer ellerimizi çok yıkıyorsak ve özellikle de dezenfektanı çok sık kullanıyorsak parmaklarımızın uçlarında soyulmalar olabilir. Onun için ne yapmak gerekiyor böyle durumlarda? Daha az yıkamayı tercih etmek gerekiyor ve özellikle de yıkadıktan sonra ne yapmak gerekiyor? Nemlendirici kullanmak gerekiyor. O zaman ellerdeki soyulmayı azaltabilirsiniz ve elleri yıkadığınız özellikle temizlik malzemesini özellikle kuru ciltlere, hassas ciltlere uygun olan bir sabunla veya bir dezenfektanla yıkamanızda fayda var. Özellikle buna dikkat edebilirsiniz. Bir diğer neden de özellikle egzamalarda da soyulmalar olabilir. Özellikle el dışında, eklem yerlerinde, kulak arkasında, boyunda, saçlı deride özellikle kaşıntılı belirtiler varsa, kızarıklıklar varsa o zaman altta yatan bir egzama hastalığına bağlı olabilir. O zaman da ne yapmak gerekiyor? Egzama yönelik tedavi kullanmak gerekiyor ve tekrarlamasını engellemek için de nemlendiriciler tercih edilebilir. Bir diğer neden de bazen kimyasallara kullandığımız deterjanlara, özellikle sabunlara karşı alerji kontak dermatit dediğimiz temasa bağlı alerjiler olabiliyor. Bunun için de özellikle teşhis açısından yama testi dediğimiz sırta yapıştırılan bazı kimyasalların 48 saat sırtta kalarak daha sonra çıkarılarak elde edilen sonuçla teşhis koyduğumuz bazı maddelere alerji olup olmadığını anladığımız bir metodu kullanabiliyoruz. Bu da temasa bağlı, alerjiye bağlı parmaklarda, ellerde soyulma olabiliyor. Bazen de sedef hastalığına bağlı olabiliyor. Sedef hastalığına bağlı olduğu zaman özellikle soyulmalar, vücudun başka noktalarında da özellikle soyulmalar oluyorsa o zaman aklımıza sedef hastalığı gelmeli ve sedef hastalığına yönelik tedavileri uygulamak gerekiyor. Kesin teşhis için de biyopsi bazen gerekebiliyor. Bir diğer neden ise bazen enfeksiyonlardan sonra da ciltte özellikle parmaklarda soyulmalar oluyor. Bir enfeksiyon geçirmişsek o enfeksiyondan bir hafta sonrasında, bir iki hafta sonrasında parmaklarımızda soyulmalar olabiliyor. Özellikle boğaz enfeksiyonlarından sonra veya elde mantar enfeksiyonlarından sonra soyulmalar görebilir. Soyulmalar olabilir. Bunlara yönelik de tedaviler uygulamak gerekiyor. Eldeki soyulmalarınız eğer nemlendirici kullanıyorsunuz ve uygun sabun ve dezenfektan kullanmanıza rağmen hala soyulmalar devam ediyorsa o zaman bir doktora başvurmanızda fayda var. Çocuk hastaların özellikle 18 yaşına kadar olanların çocuk alerji uzmanları, 18 yaşından büyüklerin ise yetişkin alerji uzmanlarınca değerlendirilmesinde fayda var. Çünkü altta yatan egzama hastalığı, temasa bağlı alerji olup olmadığı, enfeksiyonlara bağlı olup olmadığı ve sedef hastalığı gibi birçok hastalığın olup olmadığının değerlendirilip, teşhis koyulup ona göre tedavi yapılması çok önemli oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.